Merhaba, iyi günler. Fethullah Gülen öldü, 83 yaşında. Bundan sonra Fethullahçılığın ne olacağı tabii ki merak ediliyor. İşte bu konuyu konuşacak çok önemli bir isimle bağlantı yapıyoruz. Kendisi Çek Cumhuriyeti'nde siyaset bilimci olarak üniversitede hocalık yapan Profesör Gökhan Bacık. Gökhan, merhaba. Sesini duyamıyorum yalnız. Şu an geliyor mu Ha, sesim? şu Şu anda an geliyor, nasıl? evet. Merhaba, herkese merhaba. Merhaba. Sen önce bir tabii izleyicilerimizi hatırlatalım. Bizim seninle tanışmamız zamanında Fethullahçı Hareket'in Türkiye'de yaptığı bir takım sivil faaliyetler sırasında oldu. Sen o tarihte o hareketin içerisinde bir akademisyen olarak yer alıyordun. Öne çıkan isimlerden birisiydin. Daha sonra yurt dışına çıktın ve ilk kopanlardan da birisi oldun. Daha doğrusu kopuşunu açıkça deklare eden, bunu yazan, çizen, tartışan isimlerden birisi oldun. Ve seninle bu yılın başında, Ocak sonunda yaptığımız bir röportaj çok geniş ilgi gördü, biliyorsun. O zamandan bu zamana, o tarihte de, Ocak ayında da yaptığımızda da Gülen'in ölüm ihtimali masadaydı aslında, değil mi? Yani ne zamandan beri bekleniyordu. Ve nihayet dün anlaşıldığı kadarıyla Pensilvanya'da hastanede ölmüş. Şimdi beklenen bir ölüm. Dolayısıyla bu yapının bu ölüme hazırlıklı olduğunu herhalde düşünebiliriz. Sen ne diyorsun? Ne zamandan beri bu hareket bu ölümü bekliyordu ve Gülen sonrasının mekanizmalarını oluşturmaya başladı? Şimdi bu soruya cevap vermeden şunu kısaca söylemek istiyorum. Bu çok duygu tarafların bir kısmının yas tuttuğu, bir kısmının sevindiği bir olay. Dolayısıyla ben kendi çapımda bir siyaset bilimci olarak bu olaya analitik bakmaya çalışacağım. Dolayısıyla söylediklerim ne yas tutanları ne sevinenleri mutlu etmeyebilir. Soruna başlarsam Ruşen, anladığım kadarıyla Gülen'in hastalığı hem yaşlılığından ve sağlık sorunlarından dolayı yaklaşık 3 yıldır olumsuz ilerlemekteydi. Bunu nereden anlıyoruz? Gülen takipçilerine ve kamuoyuna sık sık konuşmalar yapmaktaydı. Bu konuşmaların süresi azaldı. Bir zaman sonra hatta konusuz hale geldi. Yani sadece Gülen'in konuştuğuna dair bazı kısa videolarla ortaya bir görüntü verilmeye çalışıldı. Ve nihayet kamuoyuna da geniş kamuoyu tarafından tartışıldığı gibi Gülen'in kaldığı yerin değişimiyle bu sağlık sorunları artık alenen şeklini almış oldu. Benim kanaatim hareketin bir hazırlık yapmasına hem gerek var hem gerek yok. Çünkü hareketi bugüne getiren ve içinde senin bahsettiğin yazılarla hedef almaya çalıştığım, eleştirmeye çalıştığım sadece ben değil, işte Özgür Koca, Ahmet Kuru, zaman zaman Savaş Genç gibi akademisyenlerin de eleştirdiği o yapı zaten hareketi 3 aşağı 5 yukarı. Yani daha açık söyleyeyim, hareketi 15 Temmuz'a getiren yapı, 2000'lerin başından itibaren hareketi siyasi olarak yönetmiş, hareketin temsil ettiği finansal ve ekonomik güç unsurlarını yöneten yapı, kısacası 15 Temmuz'a getiren yapı zaten harekete hakim olan yapı. Dolayısıyla bunların olağanüstü bir hazırlık yapmasına gerek yok. Sadece bu geçişi yönetip yönetemeyeceklerini tartışabiliriz bugün. Şunu Tam da söyleyebilirim. orada şimdi iki tane şey var, kavram var. Bir ne deniyor? Mahrem yapı deniyor. Daha sonra mahrem yapının içerisinden çıkan bir âli heyet diye doğrudan yönetimi Fethullah Gülen'le beraber yürüten bir takım isimler de var. Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz falan gibi, o isimleri sen daha iyi biliyorsun. Evet, bunlar var ama bunları toplasan, çarpsan bir Fethullah Gülen edebilecek mi? Şimdi şöyle, bu soru zor bir soru. Ama şunu da biliyoruz. Yani nasıl Newton fiziği bize bütün uzayı açıklama imkanı verir? Bu hareket de son tarihte siyaset biliminin, sosyolojinin kurallarına göre çalışan. Yani bu hareketin kendine ait bir sosyolojisi, kuralı yok. Dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı bir dini harekette olup bitecek şeyler burada da olacak. İkinci veri de bu bir tarikattan ziyade nurcu bir fraksiyondan evrilmiş. Ona göre refleksler veren bir yapı. Dolayısıyla soruna hemen cevap vereyim. Bu karizmada bir kişi çıkaramaz bu hareketi. Dolayısıyla bir yeni Fethullah Gülen olmasına ihtimal vermiyorum. Bu hareketin içinde de
Tahminim tabanını ikna etmek, bu kriz döneminde bu tabanı tutmak için, bu tabanın ürettiği dinamizmi domine etmek için benim beklentim bir lider çıkarmak yerine bir kurul, bir heyet var. İşte bu heyet süreci sürdürüyor şeklinde bir söylem ortaya çıkacağı kanaatindeyim. Böyle bir heyet de oluşturulabilir. Ancak fiilen bu heyetin de aslında hareketi bugüne getiren ekibin gölgesi altında bir heyet olacağını varsayıyorum. Dolayısıyla bizi bu ikinci soruya getiriyor. Bu peki çalışır mı uzun vadede? Bu konuda da ciddi şüphelerim var. Çünkü hareket sanıldığı gibi dünyada kalabalık değil. Tahminlerime göre Almanya'da 30 ile 40 bin, Amerika'da bundan biraz az, diğer ülkelerde çok az. Dolayısıyla bu hareketin artık atomize olduğunu, yani Amerika'da çıkıp birisinin ben böyle istiyorum dediği için Almanya'dakilerin bunu kabul edeceğine ihtimal vermiyorum. Zamanla bu heyetten de kopmaların artacağını ki bu aslında bu hareketin biraz önce ifade ettiğim Nurcu geçmişiyle de uyum içinde bir hareket. Nurculuk tıpkı bazı sol örgütlerin sürekli fraksiyonları gibi parçalanmıştır. Aslında Said Nursi öldüğü zaman bir homojen bir örgüt, bir kurum, bir heyet olduğundan bahsedilebilir. O azalmıştır. Buna benzer bir süreç olacağını ama her halükarda burada sormamız gereken kritik noktanın hareketi 15 Temmuz'a getiren ve şu an maalesef yönlendirmeye devam eden bu yapının etkisinin devam edip etmeyeceğidir. Peki burada şöyle bir soru var. Fethullah Gülen belli bir tarihten itibaren özellikle AK Parti iktidarıyla savaş başladıktan sonra bir kim güçlü meselesi vardı. Güçlü olanın Erdoğan olduğu ortaya çıktı. Doğru. Ve ondan sonra da bir Fethullah Gülen'den ibaret bir var kalma hareketine dönüştü. Şimdi Fethullah Gülen de yok. Bu hareketin ufku ne? Yani İnsanlara ne söylüyor, ne söyleyebilir? Şimdi o dediğin heyet, var olan kurumları korumak, okulları korumak ki devletin çok ciddi biliyorsun o konuda baskıları var. Ülkelere, Afrika'da, Balkanlar'da vesaire. Kurumları korumanın ötesinde Türkiye'deki insanlara ne söyleyecek? Yani ne söyleyebilir, nasıl bir şey vaat edebilir? Fethullah Gülen'in anlatısının bir şeyi vardı. Şimdi burada adlarını senin benim bile çok bilmediğimiz bir takım insanlar çıkıp insanları ya da bu harekete hiç ilgi duymayan, haberi olmayan insanları nasıl kendilerine çekecekler? Bu ekibin kamuoyuna yansıyan işte nasıl ifade edeyim CEMO gazeteciler aslında gazeteci değil yani gazetecilik son tarihte haber yapmak yani haber yapma geçmişi olmayan sadece bir cemaatin gazetesine atandığı için gazeteci unvanını kullanan bir grup var. Bunların pek çoğu aslında fiilen gazeteci değil. Bir de ilahiyatçıları var. Bir de kamuoyunun bilmediği işte Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil işte gibi isimler var. Ben bu ekibin tamamen Gülen'in varoluşuyla ayakta kaldığını, aslında Gülen'i tırnak içinde Gülen'i kullanarak yani lider bizim tarafımızda, o yüzden bizim dediklerimiz doğru, bizim gibi düşüneceksiniz dediğini. Dolayısıyla senin de yerinde sorduğun gibi artık kendi marifetleriyle yüz yüze kaldıklarını, bu kitlenin ise hem aldıkları eğitim, piyasa tecrübeleri, bilip bilmedikleri yabancı diller açısından dünyayla bir diyalog kurabilecekleri kanaatli değilim. Yani bu kitle Gülen'in ürettiği karizmatik kredi dışında kendi başıyla ne Türk toplumuna ne dünyaya bir şey üretecek pozisyonda görmüyorum. Dolayısıyla bu kitle düz mantık düşünürsek kendisini sürdürmeye çalışacak. Yani kendi o tabanı yani artık amaç Türk toplumuna bir şey anlatmak, dünyaya bir şey anlatmaktan ziyade böyle bir şey kullanamaz bu ekipten. Bu ekibin donanımı, geçmişte verdiği kavgalar, yani sizin aklınız olabilir, bazı yetenekleriniz olabilir ama son 10 yılda girdiğiniz kavgalar artık buna imkan vermeyebilir. Dolayısıyla bu ekibin bence birinci sorunu kendi varoluşsal süreklerini sürdürmek olduğunu, bunun pratik cevabını da tabanı tutmak, yani ne kadar elde kaldıysa bunu tutmak, bu tabanı bir fanus içinde bırakarak, orayı mesaj bombardımanına tutarak, belki de Gülen'in ölümünden sonra post Gülen bir teoloji üretmek, işte şöyle demişti, böyle demişti, mezarı şuradaydı, işte şunu işaret etmişti, sizden şöyle davranmanızı işte istemişti diyerek, aslında kendi varlıklarını sürdürecekler. Yani açık, burada aslında eğer şöyle söyleyeyim, ben bu programa çıkmadan önce 8-9 kişiyle kendi çapımda bir konsültasyon yaptım. Bunların içinde 5 yıl Türkiye'de hapiste kalmış gazeteci de var, işte memur da var. Benim gördüğüm şu, bu insanların hiçbiri aslında bu hareketin yönetimine kredi vermiyor. Yani Türkiye'den belki bu görülmüyor ama mesela sürekli cemaat adına program yapan, önde gelen bazı gazetecilerin pek çoğu aslında hareketin tabanında nefret objesi. Neden? Çünkü pratik düşünelim. Aradan 8 sene geçmiş, cemaate bir sürü sözler verilmiş, şöyle olacak, böyle olacak. Bunların hiçbirisi olmamış.
Yurt dışındaki cemaat yapısı Türkiye'deki tabanın hangi sorununa çare olmuş? Yani dayanışma dışında onların hukuksal, politik, ekonomik hangi sorununa çare olmuş? Dolayısıyla bu hareket artık kendini domine eden bu elitlerin kendi kendini var etme krizine girdi. O yüzden bu hareketin, sana katılıyorum, ne Türk kamuoyuyla ne dünyayla bir diyalog kurmasını, onlara söyleyeceği bir şey kalmadığını, belki Gülen'den kalan bazı şeyleri tekrar edebilir. Ama böyle bir derdi de aslında pratik olarak olmadığını düşünüyorum. Bunlar esasen bu yapıyı sürdürmeye mahkum bir elit grubu. Böyle algılamak gerekiyor. Yani bunların Var bu olanı yaş. korumak diyorsun esas Evet, olarak. çünkü tabii, yani şöyle, burada şimdi hani belli isimler söylemek istemiyorum da şu ana kadar ismi geçen kişilerin bu için artık Gülenizm profesyonel bir kariyerdir. Burada tabii Yani şöyle bir şey var Gökhan. Şimdi bu bir saadet zinciri gibiydi. Özellikle iktidarla ilişki kurduktan sonra bir takım kaynaklar, çok ciddi kaynaklar elde edildi. Para anlamında, kadro anlamında, kurum anlamında, yeni açılan okullar vesaireler falan. Ama iktidarla kavga ile beraber bunlar teker teker ellerinden gitti. Hepsi olmasa bile en azından akış durdu. Ve zaten Gülen'in sağlığında da bu hareket çok ciddi bir kriz içerisindeydi. Yani o zincir durdu, var olanı muhafaza etmek ve hazırdan yemek büyük ölçüde. Yani yeni katılımlar olmadığı için en fazla şöyle bir şey olabilir. Tamamen şey olarak atıyorum. Ellerindeki parayı iyi bir yere yatırmışlarsa onun getirisi yüksek olabilir falan. Ama yeni okul açmak, yeni kimse mesela kalkıp Fethullahçılara Türkiye'den iş insanı vesaire para falan vermez oldu. Ya da birilerini tehditle tabii. almaz oldular. Şimdi böyle tıkanmış bir şey var zaten. Ve bu senin söylediğin o kişilerin büyük bir kısmı da ne deniyor bunlara? Nomenklatura, değil mi? Rus Evet, eski nomenklatür. Tabii, aynı. Aynı mesela Mustafa şeyinde. Özcan. Nomenklatura, bunlar kendileri bir şey üreten, değer üreten vesaire üreten değil. Bunlar hazır konan, Yalnız başkalarının şunu üretti. söyleyeyim. Bu senin çok iyi özetlediğin yapı, biz siyasetçiler Arap dünyasını petrolle açıklarız. Petrol parası, rant deriz. Aslında üç aşağı beş yukarı bütün İslam hareketler bir rantiye düzenidir. Yani esnaf parasını alıp dağıtma dayanır. Bu para geldiği sürece hiçbir iş yapmadan okullar açarsın, gazeteler kurarsın. Dolayısıyla bu zamanla hareket içindeki elitlerin yeteneklerini köreltir. Tıpkı Arap petrolünün demokrasi yönde dinamikleri körelttiği gibi. O yüzden sadece Gülenizm değil, bugün Türkiye'de en şaşalı hareket en krizde dağılacaktır. Çünkü bu Peki, insanlar, evet. bu yani burada senin dediğine getirirsek katılıyorum. Bu nomenklatura için bu hareketin, bu tabanının sürdürmesi gerekiyor. Dediğin gibi yeni bir kaynak üretme imkanı yok. Hem sayıca bu çok az, hem genişlemesi mümkün değil. Çünkü Türk kamuoyu bazı şeyleri tam algılayamıyor. Yani Avrupa'da Gülenizm'e yönelik ilgi insan haklarından dolayı. Yoksa bu hareketin temsil ettiği bir güç var, bir finansal güç var, bunu bir formüle katalım gibi. Belki kısmen eski alışkanlıkların devam ettiği Amerika'da çok küçük bir lobi etkisi olabilir. Onun dışında Avrupa'da benim gördüğüm Almanya'da bile bir insan hakları sorunu bağlamında anlamı var. Dünyanın hiçbir yerinde, ne Almanya'da ne İtalya'da aklı başında bir siyasi elit Türkiye üzerine strateji geliştirirken yahut başka bir konuda dış politika belirlerken işte cemaatin de temsil ettiği bir güç var diyemez. Böyle bir güç kalmadı. Dolayısıyla Türkiye'de ben biraz Gülenizmin bu açıdan işte şu kadar milyar dolar para biraz abartıldığını düşünüyorum. Ama şunu da unutmayalım. Siz ne kadar küçülürseniz küçülün, sadık takipçilerinizden ürettiğiniz bu rant sizin bazı işlerinizi sürdürmenize yol açacaktır. Bu da ne kadardır? Tahminim cemaatin, sürekli cemaatten maaş alan bürokrasi belki 1.000 kişidir, 2.000 kişidir bütün dünyada. 10.000 kişiden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla bunlar için artık hareket, işte bu tartışma da bizi şu noktaya getiriyor. Bu hareketin geleceğini taban açısından tartışacaksak, bu taban ile hareketin ekonomik kaynaklarına, kendi geleceğini endekslemiş kitleyi ayırmamız gerekiyor. Peki, senle geçen yaptığımız şeyde de bu geçmişti. Şimdi birçok insan hareketin içerisinde yer almış, değişik yerlerde yer almış ve çoğu yurt dışına çıkmış. Belki kimisi hapishanede ama daha çok yurt dışındakiler. Ve onların bir şekilde çocukları şunlar bunlar aslında kopmak istiyorlar Tabii. ama kopamıyorlar. Şimdi Fethullah Gülen'in ölümü, ben bu sabah yayında böyle bir şey söyledim, bilmiyorum izledin mi? İzledim. Birçok insana bir vesile olacak. Yani artık film bitti. Hani şey, sinemadan çıkabiliriz. Herkes evine gidebilir gibi. Birçok insan buradan bu vesileyle bağını kopartıp, hatta
devletle tekrar ilişkisini rehabilite etmeye çalışmak vesaire falan gibi öykülere tanık olmaz mıyız? Olabiliriz. Burada bu süreci belirleyecek olan devlettir. Bakın ben çok açık net size şunu söyleyeyim. Bırakın hareketin mensuplarının çocuklarını. Ben hareketin mensuplarının önüne bir sandık koysanız %80'in durumdan memnun olmadığı çıkacağını düşünüyorum. Yani bu hareket çok zorluklar yaşayan yurt dışında. Mesela Almanya'da ne kadar cemaatin mensubu var? İşte biraz önce tahminlere göre 30-40 bin. Bunların çoğu sosyal yardımla yaşıyor. Yani belli bir yaştan sonra yurt dışına gelip eğer her ne iş olsa yaparım demezseniz, bir kariyeriniz yoksa iş bulmak çok zor, kira bulmak çok zor. Sosyal yardım alıyorsunuz, izolesiniz, komşunuz yok. 40 yaşında Almanya'ya gelip bir Almanla komşuluk yapamazsınız. Dolayısıyla hareket aslında içeride çok ciddi sorunlar yaşıyor, bazı sıkıntılar yaşıyor. Ancak burada bu hareketi buraya mecbur edilmiş bir konjonktür var. Yani burada devletin ne yapacağına bakmamız gerekiyor. Nitekim ben 5 yıl, 6 yıl önceden hareketin nomenklatürasını eleştiren yazılar yazdığımda bana gelen eleştirilerin en sertleri dahi yani Gülen'e saygı duyulması. Yani Gülen aslında dediğim gibi elde kalan son bir zamktı. Bundan sonra devlet eğer veya Türkiye'deki sivil toplum kimse makul bir şekilde burada yeni bir söylem geliştirirse ben bu tabanın hareketin tepesinden memnun olmadığı kanaatindeyim. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Türkiye'de devlet cemaatle ilgili işte Kürtlerle ilgili bir açılım yaparsa Türkiye'deki KHK'lı olarak adlandırılan kitlenin %80'inin 90'ının buna gönüllü olduğunu ben çok rahat görebiliyorum. Dolayısıyla burada aslında sorun devletle kavga eden bir yönetici elit var ve bu kavganın içinde çaresiz kalmış bir sosyolojik küme var. Dolayısıyla bu azalacaktır. Zaten azalıyor. Ben zaman zaman kendi çapımda bir sosyal bilimci olarak küçük driller yapıyorum. Bir meslek kazananlar hızla kopuyorlar hareketten Avrupa'da. Çünkü bir mesleğiniz varsa artık ekonomik ve başka türlü bir risk alanınızı düşürdüyseniz kopuyorsunuz. Ama her şeye rağmen burada işte belli bir sayıda insan var. Bu insanların ifade ettiğim gibi biraz önce kendi geleceklerini, kendi çocuklarının geleceklerini garanti almadıkları sürece bu yapıdan kopmanıza imkan yok. Bir kere iltica için başvurduğunuzda size şunu soruyorlar. Siz niye iltica için başvuruyorsunuz? İşte siz orada demeniz gerekiyor ki Aleviydim ya Kürttüm ya işte Gülenistim demeniz gerekiyor. Dolayısıyla bütün yapı bunun üzerine işlediği için buradaki alt dinamiklerin çalışmasına izin verilmiyor. O yüzden bu sorunun cevabı şudur. Devlet ne yapacak? Yani ben az çok sen de biliyorsun. Türkiye Devleti gökten zembille inmemiştir. Osmanlı, Selçuk geleneği biliyoruz. Devlet kıtlığı insanları hırpalar. Bu doğrudur, yanlıştır. İşte bu cemaatin tabanı hırpalanmıştır. Ama bir zaman sonra hırpalamayı huy haline getirmemek gerekiyor. Yani siz bir kızdığınız insana doğru ya da yanlış bir iki tokat attınız. Tamam bunu anlıyorum. Ama bir zaman sonra devlet tokat atmayı alışkanlık haline getirirse bu kitle de bu sıkışma içinde kalmak zorunda kalacaktır. Burada devam etmek zorunda kalacaktır. O yüzden Türkiye'den nasıl görünüyor bilmiyorum ama en azından Avrupa'da büyük ölçüde Amerika'daki tabanın hareketle ilişkisinin gevşediğini, aslında onlara makul ve kendi bireysel onurlarına uygun bazı imkanlar verildiği bir açılım, siyasal bir açılım, işte sosyolojik bir açılım sağlandığı zaman bu yolda ısrarcı olmayacağı kanaatindeyim. Peki Nurculuk'la ilgili söylediğin hani Said Nursi'nin ölümünden sonra fraksiyonlar dedin. Burada da sanki çıkarmış gibi ama bir en fazla bir takım hani küçük herkes kendi dükkanını çadırını kurar gibi geliyor bana ama birileri... Evet mutlaka çıkar. Hatta ben şu an erken spekülasyon yapmak istemiyorum ama İngiltere'de, Almanya'da. Çünkü şöyle söyleyebilirim. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla Almanya'da kalabalık bir cemaat kitlesi var ama bunlar düşük profiller. Amerika'daki kitle daha radikal. Kamuoyunda hükümetle daha büyük kavga gösteren, sürekli kavgayı büyüten. Hatta Türkiye'deki kavgayı sadece hükümete değil, diğer partilere yayma, yani işte İYİ Parti ile de, MHP ile de, Kürtlerle de, yani kim cemaatle ilgili konuşsa onunla kavga eden daha radikal kitle Amerika'da. Dolayısıyla bu ayrışmalar kaçınılmaz. Bunların sayısı az olabilir ama etkileri olacaktır. Şimdi şöyle bir şey var Nurşen. Nurcu gelenekte olmayan bir şeyi Gülen 2000'lerin başında yaptı. Elbette Gülen ideolojik olarak, dini mezhep olarak Hizbullah gibi değil ama Türkiye'de 2000'lerin başında Gülen cemaati Lübnan'daki Hizbullah gibi devlet aygıtıyla gücünü paylaşmaya başladı. Yani Türkiye'nin devlet geleneğine uymayan, hatta Nurcu geleneğe de uymayan bir şekilde ilk defa bir cemaat devlet aygıtının parçası haline geldi. Yani bunu benzetsek Lübnan'daki Hizbullah'a benzetiriz. Tabi burada tek sorun cemaat miydi? Buna niye izin verildi? Bunları tartışmak gerekiyor. Ve bu bence cemaatin doğasını bozdu. Çünkü
Sen en başta ne dedin? İşte Gülen'in bir söylemi vardı. Sivil İslam, işte hoşgörü. Bütün bunlar 2000'den sonra bitti. 2000'den sonra cemaat neyle hatırlıyoruz? Ergenekon, kavga, yargı, işte bilmem ne. Yani yüksek siyasetin güç ve acımasız tartışmalarının parçası haline geldi. Dolayısıyla aslında Gülenizm pratik olarak 2000'lerin başında bir dini hareket olarak öldü, bir siyasi harekete dönüştü. Dolayısıyla artık bu aygıt da alındığı için bu hareketin tekrar en baştaki gibi bir işte insanları ikna edecek bir söyleme geçmesi o kadar kolay değil. Burada belki cemaat tabanının Türkiye'de ve yurt dışındaki tabanının ve elitlerinin şunu düşünmesi gerekiyor. Cemaat Türkiye kamuoyunu kaybetmiş durumda. Bunu mutlaka hesap etmeleri gerekiyor. Efendim bu doğru oldu, yanlış oldu, cemaat bunu hak ediyordu. Bu ayrı bir tartışma ama Türkiye kamuoyunun kahir ekseriyeti cemaati ve ilişkisini, duygusal ilişkisini kaybetmiş durumda. Bakın mesela işte daha anlaşılır olsun diye işte Türkiye'nin bir Kürt meselesi var ama Kürt siyasi elitleri zaman zaman Türkiye kamuoyuyla bir empatik ve sempatik ilişki kurabiliyorlar. Bu yetenek cemaatte hiç yok. Dolayısıyla cemaati bugün şekillendirmek isteyecek kişiler, bununla ilgili planları olan kişiler bunu dikkate almaları gerekiyor. Yani kaybettikleri bir Türkiye kamuoyu var ve bu kaybettikleri kamuoyunun beraber yaşayan bir tabanları var. Dolayısıyla söyleyip söylemeyeceklerinizi buna göre hesap etmeleri gerekiyor. Umarım bu hesabı yaparlar. Bazı çok ciddi çekincelerim olmakla birlikte bu ümidimi paylaşmak istiyorum. Türkiye kamuoyunu kaybettikleri çok açık. Bir daha kolay Tabii. kolay sosyal alanda Fethullah Gülen'in adına anıp para toplayabilecek kimse olabileceğini sanmıyorum açıkçası. Hani bir okul için, dershane için vesaire, ama bir tarafta da çok sayıda hapishanede mesela insanlar var. Benim hapishanelerde Fethullahçılarla yatmış tanıdıklarımla konuştum mesela, birkaç kişiyle konuştum. Hala içeride çok ciddi bir bağlılık olduğunu genel olarak söylüyorlar. O da mecburiyeten midir tam kestiremiyorum. Yani en manevi olarak da olabilir. Peki bu insanlar ve bunların aileleri ne olacak? Şimdi orada da tabii birleştiren unsur Fethullah Gülen'in kendisiydi. Mesela şimdi diyelim ki Mustafa Yeşil ya da Mustafa Özcan ya da bir heyet geldi ve onlara ne diyecek, yani dişinizi sıkın işte güzel günler gelecek falan diyerek ne olacak o insanlar? Şimdi burada önemli olan şu, bir kitle tanımladığı bir çeperin dış dünyasıyla ümidini kaybederse her söylemeye inanır. Yani ben de katılıyorum. Bugün cemaatin vitrindeki kişilerin hiçbirisi, bırakın Türkiye'de, bakın tekrar söylüyorum bunu, burada bazı isimleri zikretmek istemiyorum ama senin de az çok bileceğin bazı ünlü gazeteciler tırnak içinde. Bunların hiçbirisinin cemaat tabanında itibarı yok. Bunlar hatta bazıları cemaat tabanında nefret objesi haline gelmiş. Anladığım kadarıyla bunlar Türkiye'den net görünmüyor. Ama buradaki bir problem var. Yani burada sayısı az yahut çok bir kitle, mesela sen bir sürü örnekten bahsettin, ben de bahsedeyim. Mesela adam hapiste yatmış, çocuğunu okul bulamıyorlar, çocuğu arkadaş bulamıyor, çocuğu bunalıma girmiş, hap kullanıyor. Ya yani burada insan bir kitlenin dış dünya ile tekrar doğal bir ilişki sağlanabileceğini anlatmanız gerekiyor. Bunu anlatmazsanız meşhur hikayedir. Frankfurt'ta keman çalan seküler Yahudi kamplarda bir hafta sonra Mesih bekler. Yani insanların psikolojisi algıları etkiler. Hiçbir ümit yoksa en ufak ümit. Mesela ben Türkiye'deyken hayatı boyu hiç camiye gitmemiş ama eşi kanser olduğu için bir hocanın duası için Van'a giden insan görüyorum. Yani ümit insanı zehirler. Dolayısıyla burada devletin tamam ben bir Türk geleneğim var. Kavga ettim. 12 Mart'ta da etmiştim. 12 Eylül'de de etmiştim. İşte 12 Eylül'de ülkücülere neler yapıldı ama bugün MHP iktidar ortağı. Dolayısıyla bir yerden sonra bu hırpalamayı bitirip siyasi davranması gerekiyor. Bunu yapmadığınız sürece bu şekilde devam eder. Ve bunun yani şu, Türk kamuoyunun da şunu dememesi gerekir. Yani bunların sayısı az. Siyaset böyle işlemez. Yani siz cumartesi hanedeyim. Sayıları küçük ama bu sorun sürdüğü sürece Türkiye'de enflasyonun çözümünde bir etkisi olur. Yani daha anlaşılır söyleyeyim. 5 doktorun çete kurup çocukları öldürdüğü bir yerde enflasyon da düşmez. Dolayısıyla bu harekete kızabilirsiniz. Geçmişle ilgili içinizde bazı noktalar olabilir. Ama bu hareketin bıraktığı bu şekilde nezaketle ifade etmeye çalışıyorum. Bu sosyolojik enkazı olabildiğince rahatlatmadığımız sürece bunun sonuçları bu işle en alakası olmayan insanlara bile yansıtır. Şöyle örnek vereyim. Sabahtan akşama kadar FETÖ'cü diye 10 kişiyi hapse atan hakim başka bir gazeteciye de makul davranmaz. Çünkü alışkanlıkları öyle gelişir. Yani bu bir alışkanlık haline gelir. Devlet reflekslerini etkiler, şüpheyi arttırır. Dolayısıyla bu kitlenin
burada sıkıştığını, bu kitlenin aslında bu hareketin, açık net şunu söyleyeyim, bu hareketi 15 Temmuz'a getiren ve 15 Temmuz'dan sonra işte 8 sene, 9 sene oldu, buraya getiren bu elitler bu tabanda da meşru değil. Bakın tekrar söylüyorum, yani bu hareketin tabanı kendisini buraya getiren insanlara hayranlıkla bakmıyor artık. Bunları sorguluyor. Bunu en ufak bir yerde görebilirsiniz. Yani çok basit bunu gözlemlemesi. Buradaki sorun bu kitlenin akabileceği bir makuliyet zemini sağlamıyor. Dolayısıyla bu insanlar kilitlenmiş durumda. Yani okuluna, kızına okul çocuk bulamayan bir baba işte. Öbürü komşu bulamıyor. Eşiyle sorunu olan. Bu insanların eğer hiçbir alternatif kalmazsa siz en marjinal bir düşünceyi bile makul olarak algılamaya başlarsınız. Dolayısıyla benim burada tekrar tekrar altını çizmek istediğim nokta Gülen sonrası, Gülenizm sorusu devletle ilgili bir soru. Bu benim işte gelsin devleti, işte devlet adına, hayır. Türkiye'nin gerçekleri bu. Yani Türkiye'deki sivil toplumun eti budu belli, burjuvazinin belli. Türkiye'de sosyal çözümler, ta Selçuklu Osmanlı'dan beri devlet aktörlerinin müdahalesiyle ortaya çıkan şeyler. Dolayısıyla burada devletin kalkıp bir paradigma koyması gerekiyor. Bir yeni bir yaklaşım üretmesi gerekiyor. Daha pratik bir şey sorayım Ruşen. Mesela benim iki tane kızım var. Bu iki kızım 8 yıldır Türkiye'ye gidemiyor. Mesela ve ben aile ortamında bu kızlara hiçbir zaman Türkiye karşıtlığı, Türkiye dizileri izliyorlar, yani kendilerini Türk tanımlıyorlar ama bir taraftan yaşadıkları toplumdan aldıkları var. Pratik soru bu. Ben bu iki kız uzun vadede ne ifade ediyor Türkiye için? Ya bunlar göçmen oldukları için 3-4 dil biliyorlar, iyi eğitim alıyorlar burada. Ya Türkiye bu insanlar için ne düşünüyor? A şıkkı, hiç bunlarla ilgilenmiyoruz denilebilir. Herkes kendi yoluna gider. Ama bunlar inanılmaz birikiyor. Yani Avrupa'da geziyorsunuz, her sokakta bir işte Maruni mi ararsın, eski solcu mu ararsın, 12 Eylül'de gelmiş mi ararsın. Bütün bunlar da bir araya getirip Türkiye gerçekliği üretiyor. Dolayısıyla her küçük sorun bir büyük sorun haline gelmiş. Peki tarihe damga vurdu sonuç olarak. Türkiye'ye damga vurdu Fethullah Gülen. Sen olayın büyük ölçüde devlette olduğunu, çünkü sivil toplumun bu konuda yetersiz olduğunu vesaire söylüyorsun. Haklısın ama şöyle de bir olay var. Bu olay Türkiye'deki İslam algısını da, dindarlık algısını da, özellikle din devlet ilişkileri algısını da çok alt üst etti. Mesela demin söyledim ya, işte bunlar bunların okullarında çocuklarımız düzgün okur. Bunların okulunda bilmem ne olur vesaireden bunlar soru çalıyor ha. Bunlar işte devlete bilmem ne yapıyor ha giden bir olay gördük. Ve benim gözlemim bu aslında sadece Fethullahçılığı değil, genel olarak tüm İslami cemaatleri ve hatta İslam dininin kendisini de ve daha da genelinde de dini yeni kuşakların sorgulamasına yol açtı. Evet. Ne dersin? Üç şey söylemek istiyorum. En başta söylediğim gibi duygusal bir konu. Bir kısım insan yas tutuyor, bir kısım seviniyor. Ama ben kendi çapımda, yani söylediklerim itibar görebilir, görmeyebilir. Şunu da söyleyeyim, bir olayda bütün sorumluluk kişinin üstüne yıkılamaz. Yani Türkiye niye bugün işte sadece Gülen yüzünden, işte sadece PKK yüzünden, sadece denilemez veya sadece Erdoğan yüzünden? Bunu dedikten sonra şunu söylemek isterim. Kelimelerimi dikkatli seçmeye çalışıyorum. Gülen ve son 10 yılda yakın çevresini oluşturan, daha net söyleyeyim, Mustafa Özcan ve ekibinin sadece Türkiye'ye değil, İslam tarihinde olumsuz sonuçları Moğol istilasıyla kıyaslanacak bir felakete yol açtığını düşünüyorum. Bunu söylemekten dolayı mutlu değilim. İslami jargonda Moğol felaketiyle kıyaslama bir şeydir, lingüistik bir şeydir. Bu, senin dediğin gibi bu sadece cemaatle ilgili sorun değil, Türkiye'deki diğer, dolayısıyla Gülen ve etrafındaki insanlar, yani kenar konuşuyorum, rakamlar 3 aşağı 5 yukarı yanlış olabilir, belki 500 yıllık, 1000 yıllık bir fırsatın heba olması değil, kötü kullanılmasına yol açmıştır. Dolayısıyla bundan bu aktörlerin temsil ettiği düşüncenin, yani İslam dininin zarar görmemesi beklenemez. Ancak bunu söyledikten sonra bir sorun bu tarikatta, bu cemaatte filan da varsa aslında teoride sorulmuş. Yani bütün bunları aşarak Türkiye'deki entelektüellerin, yahu bu hareket bu da mı, bu da mı, bu da mı? O zaman demek ki bunların beslendiği paradigma, yani sünni paradigma, kanaatimce artık demode olmuştur. Kendi köyünde doğmuş, büyümüş, kendi kasabasında,
cenazesini, düğününü ikame ettirebilir sünnilik. Ama çağdaş dünyanın sorunlarına bu sünni paradigmayla Müslümanların o nedenle en iyi niyetli hareketi bu paradigmayla güçle buluşturun, aynı sonuca ulaşacaksınız. O yüzden dönüp şunu da söylüyorum. Hatta AKP'nin bugün, hatta Gülen hareketinin, filan cemaatin, filan hareketin Türkiye'ye yaşattırdığı hayal kırıklığının arkasında aslında iflas etmiş paradigma var. Bu paradigma kadın, eğlence, müzik, epistemoloji, hatta Tanrı'nın doğası. Yani şu an sünniliğin anlattığı Tanrı'yla duygusal ilişkiye girme imkanı. O yüzden bence Gülenizm bir ölçüde, hatta AKP'nin Türkiye'de neden olduğu sorunlar, bu paradigmanın, yani bu paradigmada peygamber tarafından kurulamamıştır. 11. yüzyılda o dönemin Abbasi Selçuklu siyasetinde bir siyasi iktidarın kurguladığı bir paradigmadır. Bu paradigma artık bitmiştir. Dolayısıyla bu paradigmayla Müslümanlar yüzleşmediği sürece köylerinde, kasabalarında İslam'ın bir hayat yaşayabilirler, cenazelerini gömerler, Kur'an kursuna giderler. Ama gene bu paradigmayla İstanbul'un şu sokağını şekillendirelim dedikleri anda bu felaketi yaşarız. En başta dediğim gibi ben bütün cemaati eleştiremem. Ama maalesef Gülen'in 15 Temmuz'a ve 2000'lerden beri kendisiyle özdeşleşen, hareket içinde desteklediği, öne çıkardığı, tasfiye ettikleri değil, öne çıkardıklarıyla maalesef sonuçları Moğol istilasıyla kıyaslanabilecek bir felakete yol açanlardan biri açılmış oldu. Ben burada sadece onu eleştirmiyorum. Bak tekrar söylüyorum. Yani bu şöyle bir şey yapılarsa Türk kamuoyu, yani bütün işte kabahat Gülen'deydi, o gitti. Bu hiçbir şey sağlamaz Türkiye'ye. Dolayısıyla aktörler, yani şöyle söyleyeyim. Sizin Ruşen adında bir arkadaşınız varsa ve siz bunu sevmiyorsanız siz Ruşen ismini de sevmezsiniz. Çocuğunuza koymazsınız. Aktörlerin hataları her zaman temsil ettikleri düşüncelerin itibarını yok eder. Türkiye'de de bu olmuştur. Müslümanlar 2000'lerin başında yaklaşık 150 yıllık bir muhalefetten sonra iktidarı ele almıştır. Ve bu bir fiyasko ile sonuçlanmıştır. Ben de kendi adıma bu fiyaskoyu payımı düşeni kabul etmeyen, ben dışarıdan gazete okumak istemem, hariçten gazete okumak istemem. Bu bir fiyaskodur. Dolayısıyla bununla nasıl yüzleşecek bunu da bilemiyorum. Çünkü felaketin boyutları o kadar büyük ki, yani bunu neresinden tutarsınız, hangi büyük teorisyeni çağırsanız bunu nasıl çözeriz kestiremiyorum doğrusu. Evet Gökhan, gerçekten çok büyük şeyler oldu, çok kötü şeyler oldu ve bir enkaz demiştin, çok büyük bir enkaz var. Bakalım ne olacak diyelim, ama çok önemli şeyler söyledin. Bundan sonra ne olabileceği, özellikle Fethullahçı hareketin geleceği ve Türkiye, tabii bir de bu harekette şu ya da bu şekilde ilişkili olmuş, değişik kademelerde ilişkili olmuş bireylerin ve onların yakınlarının geleceği. Yani şimdi biz artık bir Fethullahçı'yı değil, Fethullahçı'nın çocuklarını, hatta torunlarını da evet, konuşmak durumundayız. Çünkü hepsinin beraber taşıdığı bir yük haline gelmiş durumda. Çok sağ ol. Bir şey söyleyeceksin, söyle. Son iki şey söylemek isterim. Tabii. Cebinde Türk vatandaşı kimlik kartı olan herkes devlet için aynı muameleyi hak eder. Yani sizin buna kızmanız bir şey değiştirmez. O yüzden devleti yönetenlerin buna dikkat etmesi gerekiyor. İkincisi de biliyorum bu çok duygusal. Bazı söylediklerim bir tarafı, öbür tarafı üzmüş olabilir ama kendi kapasitemde bir şeyler söylemeye çalıştım. Yanılmış olabilirim. Bunun tekrar altını çizmek istiyorum. Çünkü duygusal ortamlarda analitik davranmaya çalışmak pek makul görülmemektedir. Teşekkür ediyorum Burşen. Ben teşekkür ederim Gökhan. Evet, Gökhan Bacık'la Fethullahçı Hareket'in bundan sonraki muhtemel geleceğini konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.